En son videoda buradaki 2ye üçlük A matrisimiz vardı ve bu matrisle bağlantılı bütün alt uzay konularının üzerinden geçmiştik. A matrisinin sıfır uzayı ve sütün uzayı ile A'nın devrik matrisinin sıfır uzayı ve sütün uzayını bulmayı öğrenmiştik. Aynı zamanda A'nın devrik matrisinin sıfır uzayı ile A'nın sol sıfır uzayının aynı olduğunu keşfetmiştik. A'nın satır uzayını A'nın satırlarının germesi olarak tanımlamıştık. Önceki videonun sonuna doğru bağlantılar biraz kopmaya başlamıştı. O yüzden burada daha önceden öğrendiklerimizi özet bir biçimde tekrar yazarak başlayalım. Ve daha sonra da bütün bunları görselleştirmeye çalışalım. Böylece bütün bu tanımların benzerlik ve farklılıklarını daha iyi anlayabiliriz. Orijinal matrisi kopyalamakla başlayalım. Evet kopyalayalım ve aşağı doğru inelim. Yapıştır. Güzel. Bakalım keşfettiğimiz bütün özet noktaları kendi içinde düzenli olan bu karmaşa da bulabilecek miyiz? Evet A'nın sütun uzayı şuradaydı. Bu A matrisinin sütun uzayıydı. Kopyalayalım bunu da. Alıp şuraya kopyalayalım. Evet bu elimizdeki sütun uzayıydı. Buraya da yazarsak bu A matrisinin sütun uzayı. Bakalım başka ne biliyoruz? Biliyoruz ki sol sıfır uzayı 2-1 vektörünün germesiydi. Bunu da yazalım. Sol sıfır uzayı ya da devrik matrisin sıfır uzayı ikisi de aynı şey eşittir. R karede tanımlı 2-1 vektörünün germesi. Peki sıfır uzayı neydi? Bir önceki videoda bulduğumuz sıfır uzayı evet burada sıfır uzayını R küpte tanımlı bu iki vektörün germesi olarak tanımlamıştık. Bunu da kopyalayıp aşağıda yapıştıralım. Evet sayfayı kaydırayım ve yapıştır. Önceden bulduğumuz sıfır uzayıydı bu. Peki son olarak elimizdeki satır uzayı neydi? Devrik matrisin satır uzayı ve sütun uzayı neydi? Elimizdeki devrik matrisin sütun uzayı R tanımlı şuradaki vektörün germesiydi. Evet bunun germesi. Bunu da kopyalayıp yapıştıralım. Kopyala aşağı in ve şuraya yapıştırabiliriz. Tamam. Elimizde bütün tanımlar olduğuna göre bakalım şimdi bunları birer birer görselleştirebilecek miyiz? Öncelikle bir x vektörünün dönüşümünü ele alalım. x'in dönüşümü eşittir a çarpı x vektörü şeklinde bir tanımın olduğunu varsayalım. Bu dönüşüm nereden nereye gidiyor ona bakalım. X vektörü reküpte tanımlı olacak çünkü buradaki A matrisi 2'ye üçlük bir matris. Bu durumda reküp bu dönüşümün tanım kümesi. Dönüşümün değer kümesi ise R kare. Çünkü burada iki tane satırımız var değil mi? 2'ye üçlük bir matrisi 3'e üçe birlik bir vektörle çarptığımızda 2'ye birlik bir vektör elde ederiz. Bu yüzden dönüşümün R kare değer kümesinde tanımlı olduğu çıkarımını yapabiliriz. R kare dönüşümün değer kümesi. Buraya tekrardan yazalım. Tanım ve değer kümeleri. R küp dönüşümün tanım kümesi. R kare ise dönüşümün değer kümesi. Ve T ise tanım kümesinden değer kümesine giden dönüşümün tanımı. Değer kümesinde tanımlı vektörlerin tanım kümesinde tanımlı vektörlere dönüşümü. Peki A matrisinin sütun uzayı nedir? A'nın sütun uzayı eşittir 2 eksi 4 vektörünün germesidir ve vektör R karede tanımlı olduğuna göre sütun uzayı R karenin bir alt uzayıdır. Bunu da yeniden yazalım. A'nın sütun uzayı buradaki vektörlerin tüm lineer birleşimleri. Daha önce keşfetmiştik ki bu ikinci ve üçüncü sütun vektörleri birincinin skaler çarpanı şeklinde yazılabilir. Ya da diğerleri bu ikincinin çarpanı şeklinde yazılabilir ya da aynı şekilde diğerleri bunun çarpanı olabilir. Hangisini taban vektör olarak aldığımız pek bir fark yaratmıyor. Daha önceden ilk sütunu aldığımız için yine onunla devam edelim. Bu sütun vektörü de iki satırdan oluştuğu için sütun uzayı R karenin bir alt kümesidir diyeceğiz. Peki başka ne R karenin bir alt kümesi? Tabii ki de buradaki sol sıfır uzayı. Buradaki sol sıfır uzayı da R karenin bir alt kümesidir. Bakalım bunların grafiği neye benzeyecek? Mükemmel olmayacak ama bütün bunların neye benzediğini hayal etmenize yardımcı olabilir bu grafikler umarım. 2 eksi 4 vektörü başlayalım. Koordinat sistemini çizelim öncelikle. Sayfanın biraz daha altlarına çizebiliriz. Evet bu y ekseni ya da düşey eksen. Bu da x ekseni yatay eksen. Çizmeye çalıştığımız şey ise sütun uzayının germesinin ne olduğu. 2 eksi 4 vektörünü çizelim. Bunun için x ekseninde sıfırdan pozitif yönde 1, 2, y ekseninde ise negatif yönde 1, 2, 3, 4 gitmem gerekiyor. Evet 2 eksi 4 vektörünün grafik gösterimi bu. Bu vektörün germesi ise esasen bu vektörün bütün skaler çarpımları demek. Ya da tüm lineer birleşimleri de diyebiliriz ama elimizde sadece bir vektör olduğuna göre ee, vektörün tüm skaler çarpımları demek daha doğru gibi. Ve bu çarpımların grafik gösterimi de bir doğru olur. 2-4 eksi vektörünün üzerinden geçen ve bu şekilde uzayan bir doğru. Bu doğru A'nın sütun uzayının grafik gösterimidir. Tamam. Şimdi de A'nın sol sıfır uzayını ya da A'nın devrik matrisinin sıfır uzayını grafikte gösterelim. Bu iki kavram birbirine eşit ve neden olduğunu en son videoda göstermiştik. A'nın sol sıfır uzayını gösterelim. A'nın sıfır uzayı eşittir. 2, 1 vektörünün germesi. Sıfırdan pozitif yönde 2, x ekseni üzerinde evet yine pozitif yönde 1, y ekseni üzerinde gidince vektörün bitiş noktasını buluyoruz. Bu vektörü farklı bir renkle çizelim. Evet, 2 1 vektörünün grafik gösterimi bu. Ama biz bu vektörün germesini göstermek istiyoruz. Bu sebeple vektörün tüm lineer birleşimlerini göstermemiz gerekiyor. Bir vektörün tüm lineer birleşimlerini bulmak için yapmamız gereken o vektörün tüm skaler çarpımlarını bulmak. Bu çarpımlar ise bu vektörün üzerinden geçen ve şu şekilde uzayıp giden bir doğruya dönüşür. Bunu da yazalım. Bu doğru a'nın sol sıfır uzayı ya da A'nın devriğinin 0 uzayı. Şimdi bu doğruyu A'nın devriği şeklinde yazdık. Çünkü bu doğru hem A'nın devriğinin sıfır uzayının hem de A'nın sol sıfır uzayının görsel ifadesi. Madem iki türlü de yazmaya başladık, buradaki A'nın sütün uzayını bir de A'nın devriği biçiminde gösterelim o halde. A'nın sütün uzayı A'nın devriğinin satır uzayına eşittir değil mi? Evet. A'nın sütun vektörleri ve bu vektörlerin tüm birleşimleri aynı zamanda A'nın devriğinin satır vektörlerine ve bu vektörlerin tüm satır birleşimlerine eşittir. Bu iki doğruyu buraya çizdiğimde ilk düşündüğümüz şey bunların birbirine dik açılı göründüğü öyle değil mi? Bunu kanıtlamak istersek tek yapmamız gereken bu ikisinin iç çarpımını almak. Sütun uzayında tanımlı herhangi bir vektörü alabiliriz. Çünkü bu kümede tanımlı bütün vektörler c çarpı 2 eksi 4 vektörü şeklinde tanımlı olacaktır. Bunu yazalım şuraya. Bütün bunlar yukarıda kalsın. Biraz daha aşağı yazabiliriz bunları. Evet. Sütun uzayının elemanı olan bir V1 vektörü alalım. Bu durumda V1 eşittir. Herhangi bir skaler çarpı çarpı sütun uzayını geren vektör. Yani V1 eşittir. Buradaki vektörün herhangi bir skaler çarpımı. O zaman V1 eşittir. C1 çarpı 2 eksi 4 vektörü olsun bu sütun uzayında tanımlı herhangi bir vektörün tanımı. Şimdi A'nın sol sıfır uzayında tanımlı herhangi bir elemanı bulmak isteseydik şu şekilde tanımlardık. V2 sol sıfır uzayı ya da devriğin sıfır uzayının elemanıdır. Evet şeklinde tanımlı bir vektörün olduğunu varsayalım. Bunun bizim için anlamı ne? Bunun anlamı V2 eşittir. Sol sıfır uzayını gelen iki bir vektörünün herhangi bir skaler çarpımı. O zaman sütun uzayında olan herhangi bir vektör şu şekilde tanımlanabilir. Ve sol sıfır uzayında tanımlı herhangi bir vektör de bu şekilde tanımlanabilir. Peki bu iki vektörün iç çarpımını alırsak ne elde ederiz? Sayfanın biraz daha altında yapalım bu işlemi. Bu yukarıda reküpte tanımlı kavramların gösterimi için yer bırakmak istiyorum Zira V1 ve V2'nin iç çarpımı eşittir C1 çarpı 2 eksi 4 iç çarpım C2 çarpı 2 1. Matrislerde çarpma işleminde skaler çarpanların yer değiştirebildiğini daha önceden biliyoruz. O zaman eşitlik C1 çarpı C2 e, 2 eksi 4 vektörü ile 2 1 vektörün iç çarpımına dönüşür. Peki bu neye eşittir? Bu C1 çarpı C2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 4 değil mi? Artı eksi 4 çarpı 1 eşittir eksi 4 ve 4 eksi 4 eşittir 0 olduğuna göre bu iki vektörün iç çarpımı sıfıra eşit. O zaman bütün bu ifade sıfıra eşit olur ve tanım gereği bu sonuç sütun uzayında ve sol sıfır uzayında tanımlı herhangi iki vektör için geçerlidir. Bu kümelerde tanımlı herhangi iki vektör daima birbirlerine dik olacaktır. Yani sütun uzayında tanımlı bütün vektörler sol sıfır uzayında tanımlı bütün vektörlere ya da devriğin sıfır uzayında tanımlı bütün vektörlere diktir. Bu örneğin bize verdiği sonuç bu. Bir örnekten yola çıkarak aslında aslında şu sonuca ulaşmış olduk. Herhangi bir matrisin sütun uzayı sol sıfır uzayının ya da devrik matrisinin sıfır uzayının tümleyenidir. Bunu ya bir sonraki ya da ondan sonraki videoda tekrar kanıtlayacağız. Ama buradaki grafik gösterimde bunu görmek zaten mümkün. Şimdi de sıfır uzayını çizmeyi deneyelim. Sıfır uzayını reküpte tanımlı bu iki vektörün germesi olarak tanımlamıştık. Bu iki vektörü çizmek diğerlerine göre biraz daha zor olacak. Peki bu iki vektörün reküpteki germesi nedir? Bu vektörlerin reküpteki tüm lineer birleşimleri aslında reküpte tanımlı bir düzlemdir. Bütün bunları çok basit bir şekilde çizmeye çalışalım. Reküpte tanımlı bir düzlemi şu şekilde gösterebiliriz. Düzlem olduğunun anlaşılması için düzlemin içini biraz karalayayım. Evet bu düzlem A'nın sıfır uzayı ve bu iki vektörün germesi olarak tanımlı. Bu iki vektörü de kabaca şöyle gösterebiliriz. Bu iki vektörün herhangi bir lineer lineer birleşimini almak demek sonsuza kadar giden bu düzlem içerisinden herhangi iki vektörü almak demek. Ve tabii ki düzlemin orijini ya da sıfır noktası bu vektörler üzerinde tanımlıdır. Ve bütün bu vektörler ve herhangi lineer birleşimleri de bu düzlemin bir alt uzayıdır. Şimdi de A'nın satır uzayının neye benzediğinin üzerinde biraz kafa yoralım. Ya da A'nın devriğinin sütun uzayı da diyebiliriz buna. Bu reküpte tanımlı bu vektörün germesi. Şimdi R küpte tanımlı bu vektörün ilginç bir özelliği var. Bakalım bu vektör şu iki vektörle nasıl ilişkili? İlk bakışta anlaşılmayabilir. Biraz daha dikkatli bakınca daha çizmeden de farkına varabilirsiniz aslında. Bu vektörün diğer iki vektöre dik açılı olduğuna dikkat edin. Şimdi iki eksi 1, eksi 3 vektörünün 1 bölü 2, 1, 0 vektörü ile iç çarpımını aldığımızda acaba ne elde edeceğiz? Bu iki vektörün iç çarpımı eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2, 1 artı, eksi 1 çarpı 1, eksi 1 artı, eksi 3 çarpı 0, 0 ve bunların hepsi 0. Bu iki vektörün iç çarpımının 0 olduğunu bu şekilde bulduk. Peki bu ve şu vektörün iç çarpımını alınca ne elde ederiz? 3 bölü 2, 0 ve 1 vektörü ile biraz daha aşağı inelim, 2, eksi 1 ve eksi 3 vektörünün iç çarpımı. A'nın satır uzayını geren vektörü önce ilk sıraya sonra ikinci sıraya yazdım. Çarpanların sırasını değiştirseydim muhtemelen daha iyi olacaktı ama çok da sıkıntı değil. Burada satır uzayını geren vektörün bu vektörle iç çarpımını alırken burada aynı vektörün diğer vektörle iç çarpımını alıyorum. Şimdi buradaki işlemi tamamlayalım. 3 bölü 2 çarpı 2 3'tür artı 0 çarpı eksi 1 0. Artı 1 çarpı eksi 3 eksi 3 ve bunların hepsi eşittir 0. Bunun anlamı bu vektörün şu diğer iki vektöre dik olduğu. Bunun başka bir anlamı da bu vektörün diğer iki vektörün herhangi lineer birleşimine dik olduğu. Bunu genelleştirirsek belki akılda kalması daha kolay olur. Sıfır uzayında tanımlı herhangi bir elemanı ele alalım. V3 vektörünün sıfır uzayında tanımlı bir eleman olduğunu varsayalım. Bu demektir ki V3 bu ve bu vektörün herhangi bir lineer birleşimi. Bu iki vektör sıfır uzayını geren vektörler. Şurada yazmıştık zaten. Bu iki vektör sıfır uzayını gerer. Buradaki boşluğu daha sonra kullanmam gerek. O yüzden sayfanın biraz daha altına yazmaya devam etmek istiyorum. Bu ikisi sıfır uzayını geren vektörler. Bu demektir ki V3 şurada pembe kutunun içinde gösterdiğim şu iki vektörün herhangi bir lineer birleşimi olarak tanımlanabilir. O zaman V3'ü şöyle bir eşitlikte kullanabilirim. V3 eşittir A çarpı 3 bölü 2 0 1 artı b çarpı 1 bölü 2 1 ve 0. Peki v3 ve şuradaki satır uzayında tanımlı herhangi bir elemanın iç çarpımını alırsam ne elde ederim? Satır uzayının herhangi bir elemanı şuradaki vektörün bir skaler çarpanına eşittir. Çünkü bu vektör satır uzayını geren bir vektör. Şimdi bunu yavaştan oluşturalım. V4 vektörünün satır uzayının herhangi bir elemanı olduğunu varsayalım ki unutmamak lazım. Satır uzayı devrik maddesi matrisin sütun uzayı ile aynı şeydi. Bu demektir ki V4 satır uzayını geren vektörün herhangi bir skaler çarpımına eşit. C'yi çok kullandık. Şimdi de D'yi kullanalım burada. Evet diyelim ki V4 eşittir. D çarpı satır uzayını geren vektör. Yani D çarpı 2 eksi 1 eksi 3. Peki sıfır uzayının herhangi bir elemanı olarak tanımladığımız V3 ve satır uzayının herhangi bir elemanı olarak tanımladığımız V4'ün iç çarpımı neye eşit? Evet V3 ve V4'ün iç çarpımı neye eşit? A çarpı 3 bölü 2 0 1 artı B çarpı 1 bölü 2 1 0 iç çarpım D çarpı 2 eksi 1 eksi 3. Evet bu çarpım neye eşit? Vektörlerde iç çarpım özelliklerini biliyoruz. Dağılma özelliğini kullanabilir ve skaler çarpanları parantezin dışına çıkarabiliriz. Burada birkaç adım atlayıp işleme şu şekilde devam edebiliriz. A çarpı D çarpı 3 bölü 2 0 1 vektörü iç çarpım 2 eksi 1 eksi 3 vektörü artı B çarpı D çarpı 1 bölü 2 1 0 vektörü iç çarpım 2 eksi 1 eksi 3 vektörü. Bu vektörlerin iç çarpımı burada tek yaptığım çarpma işleminde dağılma özelliğini kullanmak. Şimdi bu iç çarpımlara bakarsak sonuçlarını daha önce bulduğumuzu görebiliriz. Bakın şurada zaten yapmıştık. Buradaki iç çarpım aslında şununla aynı. Sadece çarpanların sırası farklı. O zaman bu da sıfıra eşittir. Ve buradaki iç çarpım da aslında şuradakiyle aynı ve bu da eşittir sıfır. Bu demektir ki satır uzayının herhangi bir elemanı ile sıfır uzayının herhangi bir elemanının iç çarpımı sıfıra eşit. Başka bir ifadeyle satır uzayının herhangi bir elemanı sıfır uzayının herhangi bir elemanına diktir. Burada yaptığımız bütün bunlar sonucu gözümüzde canlandırmaya yardımcı olması içindi. Bu son yaptığımız işlemle şunu kanıtlamış olduk. Şuradaki vektörün germesi olarak tanımladığımız satır uzayının herhangi bir elemanı sıfır uzayının herhangi bir elemanına dik açılıdır. Satır uzayını reküpte tanımlı bir doğru olarak gösteriyoruz. Çünkü esasen bu uzay bir vektörün skaler çarpanı. Yani şuna benzer bir şekli var. Şu şekilde uzayan bir doğru ve düzlemle kesiştikten sonra da alt tarafta uzamaya devam eden bir doğru. Düzlemin arkasını da göremeyeceğimiz için kesik çizgiyle gösterelim ve doğru düzlem ile dik açıda kesişiyor. Bunun açıklamasını da yazalım. Buradaki pembe çizgi reküpte tanımlı ve A'nın satır uzayını göstermekte. Aynı zamanda A'nın devriğinin sütun uzayı. Çünkü A'nın satırları eşittir. A'nın devriğinin sütunları ve satır uzayı da satır vektörlerinin germesini kapsayan uzay. Bu ise A'nın sıfır uzayı ve esasen bir düzlemin tanımı. Reküpte tanımlı iki vektörün germesi. Bu düzlemi aynı zamanda A'nın devriğinin sol sıfır uzayı olarak da gösterebilirdik. Bu terimi bir önceki videoda hiç kullanmadım ama simetrik bir mantık var burada öyle değil mi? A'nın devriğinin sıfır uzayı eşittir, A'nın sol sıfır uzayı ise A'nın devriğinin sol sıfır uzayı eşittir, A'nın sıfır uzayı olur. İlginç bir çıkarım oldu. Evet. Şuraya bakınca görüyoruz ki A'nın satır uzayı A'nın sıfır uzayına dik. Şurada ise A'nın devriğinin satır uzayı A'nın devriğinin sıfır uzayına dik. Diğer bir ifadeyle A'nın sol sıfır uzayı diktir A'nın sütun uzayı. Ya da A'nın devriğinin sol sıfır uzayı diktir A'nın devriğinin sütun uzayı. Bütün bunlar genel olarak çok ilginç çıkarımlar. Şuraya bakarsak bunlar birbirine dik ve buradakiler de birbirine dik ve bunlar kesinlikle tesadüf değil. Önümüzdeki birkaç videoda şu uzayın, şu pembe uzayın, şuradaki sıfır uzayın dikey tümleyeni olduğunu göstermeye çalışacağız. Yani bu iki uzayda tanımlı bütün vektörler birbirlerinin dikey tümleyeni olarak tanımlanabilir. Bu iki uzayın birinde tanımlı bütün vektörler diğer uzaydaki karşılıklı bütün vektörlerin dikey tümleyenidir.